Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Şöyle. güzel bir sohbetimiz olacak. Buyurun. Umarım. Kulaklığım var ama takmadım. Sesim nasıl geliyor onu sorayım önce. Eğer ki kötü geliyorsa kulaklık takacağım. Benlik bir sıkıntı yok ama yine bir izleyenlerimiz soralım. Onlarda da sıkıntı yoksa. Tamam. Bekleyeyim o zaman birazcık. Olumsuz bir şey Beni gelirse duyuyorsunuz kulaklık. değil mi? Ben gayet net duyuyorum. Ben de gayet net duyuyorum. Seste sıkıntı yokmuş. Tamam, Hazırsanız süper. başlayalım. Tamam, başlayalım. Başlamadan önce ufak kendimden bahsetmek isterim. Ben sonrasında Evet. isterseniz. Çünkü çok fazla kendimi tanıtan bir insan değilim sosyal medyada. Belki o yüzden tanımayan insanlar olabilir. Bu çok doğal. O yüzden kendimi Tabii. tanıtarak başlamak isterim. İsmim Müge İnan. 1994 İstanbul doğumluyum. 26 yaşındayım doğal olarak. Futbolun içerisinde, kadın futbolunun içerisinde 14-15 sezondur lisanslı olarak bulunuyorum. Bundan öncesindeki spor yaşantım sırasıyla yüzme ve atletizmle lisanslı olarak başladı. Sonrasında da futbolla devam etti. Yaklaşık 14 sezondur da dediğim gibi kadın futbolunun içerisindeyim. Futbolun dışında da profesyonel olarak egzersiz eğitmenliği yapıyorum. Çünkü spor demek istemiyorum. Çünkü sporla egzersiz çok aynı şeyler değil aslında. Evet. Biz karıştırıyoruz biraz ama bu şekilde eğitmenlik yapıyorum. Bunun eğitimimi daha doğru olacak o şekilde söylemem. Bunun üzerine aldım. Marmara Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi'ne anadalım antrenörlük, çift anadalım öğretmenlik olarak hem okul hem bölüm birincisi olarak bitirdim. Yüksek Çok güzel. lisansım kendi üniversitemde devam ediyor ama birazcık uzadı farklı sebeplerle. Bu şekilde. Evet, biz de sizi tanıdığımız için çok mutluyuz. Başından önce ben teşekkür etmek istiyorum yine yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim konuk aldığınız için. Bu şekilde futbolcu antrenörü alarak bu şekilde kadın futboluna yararlı olmaya çalışıyoruz. Umarım başarıyoruzdur. Hazırsanız Umarım başlayalım. bu yayında bir nebze daha ileriye taşır kadın futbolunu ve kadına verilen değeri. İnşallah. YouTube'da da yine aynı şekilde futbolun kadın olarak aktifiz. Onu da buradan söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Heyecanlı mısınız? Tabii ufak biraz. Ufak. O zaman başlıyorum. Bekliyorum o zaman heyecanla soruları. Şimdi sohbet bölümümüz olacak. Daha sonra bunun bölümüne geçeceğiz. Ben ilk soruma size başlayayım. Çok klasik bir soru. Tamam. Bekliyorum. Futbola nasıl başladınız? Örnek aldığınız isimler oldu mu? Futbola nasıl başladım? Şöyle, dediğim gibi öncesinde zaten atletizm ve yüzme sporlarıyla ilgiliydim. Yani sporculuğum asla atinde futbolla başlamadı. Ama futbolu seçme sebebim birazcık böyle inatçı bir tipim. Ve dolayısıyla nasıl söyleyeyim? Birazcık inatla başladı. Çünkü mahallede tabii ki kız arkadaşlarım vardı ve hep birlikte aslında erkeklerle karışık futbolu oynuyorduk. Dolayısıyla mahalle ortamında bir topunuz varsa çok fazla seçeneğiniz olmuyor. Ya futbol oynuyorsunuz ya da futbolun türevleri oyunları oynuyorsunuz. Futbolu geliştiren oyunları oynuyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde başladı ve atletizm sporu yapıyordum. Okul takımında lisanslı olarak koşuyordum. Beden eğitimi öğretmenimiz atletizme devam etmemi çok istiyordu. Çünkü iyi koşuyordum o dönemde. Performansım iyiydi ve bunu bırakmamı istemiyordu. Ben de bir şekilde bırakacağımı söyledim. O da biraz bana nükteyle karışık böyle bırakırsam kadın futbol takımımız kurulacak. Oraya seni de almam dedi. Aslında çok fazla istiyordum orada görev almak. Çünkü futbolu çok seviyordum. Ama tamam o zaman dedim. Almıyorsanız almazsınız. Yani yapacak bir şey yok çünkü inat ettim. Sonra bir veli toplantımız oldu.
Veli toplantısında beden eğitimi öğretmenimiz kadın takımının kurulacağını, sporcuların, velilerin sporcuları yazdırabileceğini söyledi, bilgilendirme amaçlı. Benim annem de sağ olsun sormuş, hocam demiş, atletizm takımından çıkanlar da mı aynı şekilde? Hani onlara da bir şans var mı? Sağ olsun Bekir hocamız da işte evet demiş, yönlendirme yaptı Marmara Üniversitesi'ne. Böyle böyle bir takımımız var. Orada da lisanslı olarak da oynayabilirler okul dışında diye. İlk olarak lisanslı Marmara Üniversitesi'nde bu şekilde futbola başladım. Örnek aldığım isimler dersek de tabii ki o zamanlar çok fazla bilmiyorsunuz. Çünkü zaten 2006 evet. senesiydi sanırım. Ve 2006 senesinde çok da farkında değildim aslında olayın. Kimler oynuyor, ülkemizde kimler bunu yapıyor ya da ülkemiz dışında, Avrupa'da, yurt dışında bu ne seviyede biliniyor bilmiyordum. Tamamen tutkuyla, severek devam ettiğim bir alandı. Sonra araştırdıkça, videolar izledikçe, karşıma çıktıkça gördüm. Oyuncu anlamında yurt dışından çokça kişiyi takip etmeye başladım. Tabii erkeklerden daha fazla futbolda evet. takip ettiğimiz isimler vardı ister istemez. Rahmetli dedemle çok fazla futbolu izliyorduk ve orada elimden geldiğince takip etmeye çalışıyordum. Sonra kaleciliğe başladıktan sonra yurt dışında tabii ki en bilinen isim kim? Amerika. Amerika'da kim var? Hope Solo, işte Ashlyn Harris. Bunlar çok fazla gündemime gelmeye başladı. Daha sonra tabii sosyal medyada da aktif oldukça videolar aracılığıyla takip ettiğim isimler var. Evet, peki. Ben diğer soruma devam edeyim o zaman. Gayet güzel açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Aileniz ve çevreniz, yani çevrenizdeki insanlar nasıl karşıladı sizin futbol oynamanızı? Ailem, bir kere onlara çok teşekkür ediyorum. En başta annem inanılmaz destekti. Küçücük yaşımda hem okula hem milli takım kamplarına hem antrenmanlara deyim yerindeyse beni taşıdı. Çünkü okuldan çıkıyordum saat 4'te. Ben Avrupa yakasında oturuyorum. Anadolu yakasında ama takımım. Dolayısıyla antrenmanlarımız o tarafta. Saat 4'te çıkıyorduk yola. 6'daki antrenman için arabaya tın 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 oraya gidiyorduk. Akşam aynı şekilde 8 gibi biten antrenman. Oradan tekrardan beni eve taşıyordu. Bir nevi benimle antrenmanların hepsine katıldı. Dolayısıyla ailem çok büyük destekti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir dönem belki hani yapma, işte belki kalecilik çok zor, kaleciliğin sorumluluğu daha zor, işte oyunda oyna gibi şeyler aldık ama ben yapacağım bunu dedim ve elimden geldiğince de şartları gerekirse zorladım. Daha fazla antrenman yapmaya çalıştım, daha fazla antrenörle iletişim kurmaya çalıştım. Bir şekilde de başarılı olduğumu düşünüyorum onların da sayesiyle. Tabii ki de başarılı olmuşsunuz. Ben bu aile konusunu genellikle her konumuza soruyoruz. Çünkü yani genellikle kadınlar, işte kızlar futbol mu oynar dediklerinden dolayı genelde aileler daha olumsuz tepki veriyor. O yüzden her konumuza soruyoruz. Siz nasıl tepki aldınız diye. Ama olumlu yani almışsınız. Çok güzel. Açıkçası sorulması da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar bunu belki paylaşmayı istemeyebilir. Belki onlar için zor zamanlar olmuş olabilir. Ama zor da olsa, eğer ki bir yerlere gelebildilerse engellerin de bir şeyler kattığını düşünüyorum insanlara. Yani mutlaka ki karşınıza engeller çıkacak hayat boyunca. Ama siz o engelleri ne kadar aşmak istiyorsunuz? Aşabiliyorsunuz demiyorum. Ne kadar aşmak istiyorsunuz? Çünkü siz istedikten sonra aşamayacağınız hiçbir engel yok. Belki tökezleyerek geçersiniz ama mutlaka geçersiniz. O yüzden mutlaka isteyin, mutlaka başarıya bir şekilde ucundan kenarından ulaşacaksınızdır diye düşünüyorum. Ailelere de şöyle seslenebilirim. Tabii ki de evladınız sizin biriciğiniz, yani göz bebeğiniz. Onun zarar görmesini mutlaka ki istemiyorsunuz ve alabileceği en ufak bir
yaralanma belki sizin daha fazla canınızı yakacak. Ama bu onun yolu. Yani siz onu hayatının her aşamasında koruyamazsınız. Mutlaka ki bir evet. şekilde bir yerlerde kendi kararlarını vermek zorunda kalacak. Ve eğer ki siz karar verme hakkını onun elinden alırsanız aslında onun karakterini ondan almış oluyorsunuz. Bırakın hata yapsın. Siz sadece destek olun, alternatif sunun. Deyin ki bu yolda var, bu yolda. Sen seç, hatan da senin hatan olacak, sevabın da senin hatan olacak ama ben senin yanındayım deyin ona. Bu özgüveni verin. Eminim çok daha başarılı olacaktır. Gerçekten çok haklısınız. Yani tebrik ettim sizi konuşmanızdan dolayı. Çünkü kendi arkadaşım olsun ben olayım. Hep bir takım bu sorunlar, benzer sorunlar yaşandığı için yani şu an çok güzel konuştunuz. Gerçekten tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyorum. Küçük bir futbol kariyerinizden bahsetmiştik ama ben yine sorularım arasında vardı. Nasıl başladınız futbola? Hangi takımlarda forma giydiniz? Sırasıyla sayayım o zaman. Başlangıç şeklimi zaten söyledim. Marmara Üniversitesi'nde başladım. Marmara Üniversitesi'nde uzun sezonlar forma giydim. Ve çok çok güzel anılarım oldu. Bana çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Bir kere ilk profesyonel antrenmanımı yapmam anlamında ve sonrasında zaten üniversite yapısında olduğumuz için ve orada bize çok şey katan hocamız, özellikle ismini anmak istiyorum, Nurper Hoca sayesinde hem akademik antrenman yapmak anlamında çok fazla şey kattı bana ve performansımı her zaman üst düzeye taşıyabilmeme yardımcı oldu. Yani maç sonrasında çok fazla hocama esir alıp hocam bunu daha nasıl iyi yapabilirim diye sorduğum, hani nerede eksiktim, bu maçta neyi daha iyi yapabilirdim diye çokça esir almışımdır Nurper Hoca'yı. O da sağ olsun hiç sıkılmadan, bir günde öf müge demeden bana hep yardımcı oldu. Gerekirse kaleci antrenörü olmamasına rağmen beni çekip dedi ki böyle 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 yapabiliriz. Ya da ben istediğimde ekstra bana antrenman yaptırdı. Gerekirse ekstra kaleci antrenmanı videoları izletti. Kendisi izleyip böyle yapabiliriz dedi. O yüzden üzerimde emeği çoktur. Sonrasında Beşiktaş'a transfer oldum takımımız kapandıktan sonra. Ve Beşiktaş'ta da inanılmaz güzel anılarım var. Ve Beşiktaş armasına, markasına ve değerlerine mümkün olduğunca hizmet edebildiysem ne mutlu bana. Çünkü ben o değerleri halihazırda çok sahipleniyorum ve koruyabiliyorsam kendi adıma ne mutlu bana. Formasını giydiğim tabii ki her takımın bu şekilde değerlerine mümkün olduğunca sahip çıkmaya ve üste taşımaya çalışıyorum. Bu şekilde sonrasında çok ufak sakatlık yaşadıktan sonra bir aram oldu. Ondan sonra hem futbola dönüş hem sahaya dönüş anlamında bir Çerkezköy serüveni oldu. Sonrasında ikinci ligde Dicle Aslan Spor'a transfer oldum ve çok böyle hani şeydi, nasıl gideceksin, ağrı, işte çok uzak. Ama neden olmasın? İyi ki de gitmişim. Yani hayatım boyunca futbolun içerisinde de kendi özel yaşantımda da iyi ki dediğim şeylerden biri de Ağrı'dır benim için. İnanılmaz güzel bir ortama gittim. İnanılmaz güzel şeyler yaşadım. Çok bir kere güzel insanlarla tanıştım. Bu anlamda onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Dicle Aslan'ın aslında hizmet ettiği şey... Dicle Aslan ismi onlar için çok önemli. Buradan onu da anmış olayım. Bir kazada vefat eden bir arkadaşımız, futbolcu arkadaşımızın ismiyle devam ediyordu lige. Ve onu inanılmaz sahipleniyorlar oradaki kişilerde. Arkadaşlarına sahip çıkmaları bir kere beni çok etkiliyor. Ve ben de eğer ki o ismi hak ettiği kadar hizmet edebildiysem ne mutlu bana. O ailenin bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur. Sonrasında da Dicle Aslan'dan ayrıldıktan sonra Kireçburnu Spor Kulübü'ne geldim. Geçtiğimiz sezon Kireçburnu Spor Kulübü'nde forma giydim. Tabii ki Kireçburnu forması giymek de benim için çok ayrı bir yere sahip. Çünkü Boğaz'ın tek takımı aslında ve
bir şekilde oradaki arkadaşlığımız da çok güzel. Belki sezon içerisinde çok fazla galibiyet yaşayamamış olabilirsiniz ya da kaybettiğiniz maçlar olabilir ama birbirine saha dışında kenetlenebilen bir grupla birlikteyseniz o çok farklı hissettiriyor. Kesinlikle. Peki, devam edeyim o zaman ben. Bekliyorum. 5 kez milli takım forması giymişsiniz. Milli takıma davet edilme sürecinizi anlatabilir misiniz? Ya da bu durum size neler hissettirdi? Şöyle, milli takıma davet edilme sürecim Marmara Üniversitesi'nde oynarken başladı ve ben oyunda oynuyordum. 3 sezon kadar oyunun içerisinde oynadım ve her mevkide oynadım. Çünkü benim için bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama amiyane tabirle öyle kaprislerim yok. Yani bana bir görev verildiyse ben bunu en iyi şekilde yapmaya çalışırım her zaman. Sahanın içerisinde de öyle bu mevkide oynayamam, yok ben işte o ayağımı kullanmıyorum, o tarafta zorlanırım gibi bir tercihim hiçbir zaman olmadı. Böyle bir kaprisim hiçbir zaman olmadı. Ne görev veriliyorsa onu yerine getirmeye çalıştım elimden geldiğince. Daha sonrasında Gençler Ligi'ne ilk defa katılacaktık ve şans eseri kaleye geçtim. Yani son antrenman falandı ve kalecimizin geleceği söylenmişti. Şut antrenmanı vardı ve ben de hadi dedim tamam işte takım kaptanıyım. Boş kaleye şut atmayı hiç sevmiyoruz. Dedim ki en azından bir amacı olsun. Ben geçeyim kaleye, sıkıntı değil. Kaleye geçtim, öyle sadece maçlarda izlediğim kadarıyla görsel, o zamanlar bilmiyorum planjon nedir asla haberim yok ama kendimce uçuyorum falan. Top çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde öyle bir yeteneğim keşfedildi diyeyim. Şok olmuştum hatta. Kadro açıklandı. Hocamız sordu. Dedi ki ismini saymadığım, mevkisini söylemediğim var mı? Ben dedim ki beni söylemediniz hocam. Aa dedi sen kalitesin ya. Nasıl yani? Hani takım kaptanıyım. Oynayacağını mutlaka biliyorum. Ama kadroda ismim söylenmiyor. Kalecinin geleceği söyleniyor. Nasıl yani dedim. O şekilde kaleci olarak başladım. Uzun senelerde hep zaten ağladım yani. Ben kaleci değilim. İşte kalecilik nedir bilmiyorum. Ama böyle ilk oynadığım kaleci olarak kaleciliği artık kabullenip tamam ben olacağım dediğim ilk resmi maçımda milli takım hocalarımız izlemiş ve zaten İstanbul'daydım. O yüzden daha İstanbul'da olmanın avantajlarını kullandım diyebilirim. Milli takıma davet edildim. Bu şekilde başladı. Sonrasında da 5 kez resmi, birçok kez gayri resmi olarak milli takım forması giydim. Ve birçok kez milli takım kampına katıldım. En son Beşiktaş'ta A milli takım kampına katılmıştım. Ama maalesef ki tam A milli takım kadrosundayken şanssız bir şekilde elim kırıldı. Ve bu şekilde bir Şanslı. ara vermek zorunda kaldım. Böyle başladı. Sonrasında da yine bu şekilde devam ediyor. Eğer şans gelirse bunun için çok çalışıyorum. Umarım görülür ve tekrardan şans gelir. Tekrar milli takım forması giyebilirim. Çünkü İnşallah. benim umarım. Çünkü benim için dediğim gibi yani zaten şunu söyleyebilecek bir sporcu düşünmüyorum. Bir spor yapıp da ben milli olmak istemiyorum gibi bir hedef koymayan bir sporcu olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü bulunduğunuz ülkede yapmış olduğunuz sporda en üst seviye zaten milli takım seviyesi, top seviye. Yani bunu hedeflemeyecek bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de en üst seviyeyi tabii ki hedefliyorum. Tabii ki yapabiliyorsanız çok çalışın, Avrupa'ya gidin, Avrupa'da oynayın. Bu benim de hayalim mutlaka ki. Ama eğer ki milli takım forması giyiyorsanız oraya en iyi şekilde hizmet etmelisiniz. O atmosferi mutlaka yaşamalısınız. O milli marşı söylerken ki hissiyatı mutlaka yaşamalısınız. Bunu tekrardan yapabilirsem, böyle bir şans gelirse, bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek ve ülkeme en iyi şekilde hizmet etmek isterim.